13 numaralı soruda yarım daireler verilmiş. S1 alanı 24 olduğuna göre S2 alanının ne olduğu soruluyor. Verilenlere göre A, C, R dersek CD 2R bu durumda DB de 2R olur. Buradaki yarım daireler benzer dairelerdir. Benzer dairelerin Yarı çapların oranı da benzerlik oranıdır. Çapların oranı da benzerlik oranıdır. Benzerlik oranının karesi de alanların oranı eşittir. Bu bilgiyi kullanarak, kullanarak küçük yarım dairenin ortanca yarım daireye benzerlik oranı R bölü 3R'dir. R bölü 3R'nin karesi alanların oranı eşittir. Yani 1 bölü 9. Biz buraya A bölü 9A diyecek olursak bu alan A ise tamamı 9A olacağına göre S1 alanına 8A'lık alan kalır. Benzer şekilde or, e, küçüğün büyüğe benzerlik oranı R bölü 5R'dir. Yani 5R, bunun da karesi alanların oranı 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 e edeceğine göre buna da A bölü 25A diyebiliriz. O zaman küçüğün olan ayken tamamının 25A olması için 9A çıkartacak olursak geriye 16A kalır. Şimdi 8A'nın 24 olduğu soruda verilmiş S1. 8A 24 ise A 3'tür. A 3 ise bize S2 yani 16A'yı soruyor. 16A 16 tane 3'ten 48 santimetre kare çıkar. Cevap diğer 14 numaralı soruda bir dikdörtgen şeklindeki arazinin içerisinde A noktasına bağlı 6 santimetre uzunluğunda bir ipe bağlanan kuzunun kaç metrekarelik alanda otlayabileceği soruluyor. AB 6 olduğuna göre kuzunun 6 cm uzunlukta iple şöyle bir yay içerisinde hep sürekli 6 birim 6 birim 6 birim olacak şekilde bir P noktasına kadar gidebileceğini bu uzunluğunda 6 birim olduğunu biliyoruz. Dikdörtgenin CB uzunluğu 3 köküş ise AD uzunluğu da 3 köküştür. Buradaki 30 60 e, buradaki dik üçgende Pisagor bağıntısı yapılacak olursa DP'nin 3 olduğunu, Dolayısıyla bu dik üçgenin 30-60-90 üçgeni olduğu görülür. Çünkü hipotenüs 6 iken dik kenar 3. O zaman DAP açısı 30 derecedir. Buraya da 60 derece kalır. O zaman aşağıda kalan açının 60 derece olduğunu fark ederiz. Bu durumda soru daire dilimin alanı artı dik üçgenin alanı olur. Çünkü kuzunun otlayabileceği alan burasıdır. O zaman merkezisi 60 olan bir daire dilimin alanı 60 çarpı pi çarpı r kare r'miz 6 bölü 360 ayrıca dik üçgen alanında 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2 olur. Yukarısı 36 pi bölü 6'dan 6 pi aşağısı da 9 kök 3 bölü 2 çıkar. Uzunluğu cevap diğer bölgedir. 15 numara soruda 8 cm uzundaki DE ipi gergin tutarak çevre uzunluğu 8 cm olan karenin çevresinin etrafını saat yönünde döndürülüyor. E ucu karenin D köşesine geldiğinde ipin taradığı alan nedir? diye soruyor. En başta 8 cm ipin ucu karenin çevresi 8 santimetre olduğuna göre her biri 2 cm. E noktası 8 cm tarandığı zaman K gibi bir noktaya gelecek. Burada bir çeyrek daire oluşacak. 8 cm'den 2 cm çıkarsak CK'da 6 olacak. Burada bir çeyrek daire var. Bunun alanını daha sonra buluruz. Daha sonra K noktasından iyi P noktası gibi noktaya gelecek. Burası 2 santim olduğuna göre geriye 4 santim kalacak. Daha sonra bu P noktasından şöyle bir N noktasına gelecek. Burası 2 santim olduğuna göre 4 santim. 2'den çıkartırsak buraya 2 santim kalacak. Daha sonra N noktasından D'ye gelecek. Şimdi oluşan çeyrek dairelerin alanlarını toplayacağız. Buradaki alan Yarıçapı 8 olduğuna göre 8'in karesi çarpı pi bölü 90'dan dolayı 4'te 1 olacak. Yani 16 pi. Buradaki çeyrek dairenin alanı yine 90 derece yarıçapı 6 olan bir daire 6'nın karesi çarpı pi bölü 4'ten 9 pi olacak. Buradaki çeyrek dairenin yarıçapı 4 bu da 4'ün karesi çarpı pi bölü 90 derece olduğu için 4'te 1'i e bölü 4. Yani 4 pi. En son küçük daire dilimin alanı yarı çapı 2. 2'nin karesi çarpı pi bölü 4'ten pi olacak. Hepsini toplayacak olursak pi artı 4 pi artı 9 pi artı 16 pi ipin taradığı toplam alan 30 pi santimetre kare olur. 16 numara soruda ABCD bir düzlemin 4 noktası olmak üzere merkezleri bu noktadan 3 santimetre yarı çaplı 4 tane makara şekildeki ipe sıkıca çevrelenmiş. ABC dörtgenin çevresi 47 pi olduğuna göre ipin uzunluğu nedir diye soruyor. Biz burada AB'ye A desek sol tarafta A diyebileceğimiz bir uzunluk oluşturalım. A. Aynı şekilde CD'ye B diyecek olursak burada da oluşturalım. B. Aynı şekilde buraya C diyelim. Yukarıda C'yi oluşturalım. Aşağıda da D'yi oluşturalım. A artı B artı C ipin uzunluğu bulmamıza sadece geriye bu parça bu parça bu parça ve bu parça kaldı. Bunlar özdeş çemberler olduğuna göre bir tanesi diğerlerine eşit. Bir tanesini hesaplayıp 4 ile çarptığım zaman bir tanesinin çevresi olacak. O zaman bizden istenen ipin uzunluğu A artı B artı C artı D artı yarı çapı 3 olduğuna göre çevresi 2 pi çarpı 3 olacaktır. A artı B artı C artı D bize 47 pi verilmiş. O zaman 47 pi artı 6 pi'den cevap 53 bir santimetre olur. 17 soruda O merkezli iki çember ABCD karesinin iç teğet ve çevre çemberidir. Karenin içindeki üçgende teğet olan çembere iç teğet çember. Karenin köşelerinden geçen büyük çembere de çevre çember diyoruz. Büyük çemberin, küçük çemberin alanına oranı soruyor. Karede köşegenler çizecek olursak DB merkezden geçer ve açı ortaya olur. Dolayısıyla bu açı 45 derecedir. DDM noktasında merkeze diktir. O zaman bu 45 45 90 üçgeni. İşte çemberin merkezine e, yarıçapına R dersek o zaman OB 45 45 90'dan R kök 2 olur. Bu durumda çevre çemberin, işte çemberin yarı çapı r kökü, içteğet çemberin yarı çapı r çıkar. Alanları bulacak olursak pi çarpı çevre çemberin alanı, pi çarpı r kök 2'nin karesi, işte çember alanı ise pi çarpı r kare olacaktır. Pi'ler gider, r kareler de gider, kök 2'nin karesinden cevap 2 çıkar. 18 numara soruda taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor. D ve C merkezli çemberlerimiz var. Çeyrek çemberlerimiz. O zaman DF 3 ise yarı çapı olduğuna göre DG de 3'tür. CE de 3'tür. Burası da 6'dır AB. olduğuna göre burası da 3. Burası da 3. Şimdi e, G ile E'yi birleştirecek olursa aşağıda bir dikdörtgen, yukarıda bir dikdörtgen oluşur. Dikdörtgende köşegenler çizildiği zaman 4 tane birbirine eşit alan oluşur. Dolayısıyla bu alanlara A der diyecek olursak bu da A bu da A, bu da A buraya da B diyelim. Biz A artı B alanı bulmak istiyoruz. Aşağıdaki A alanı Dikdörtgenin alanı 4'te 1'dir. Yani A eşittir. 3 çarpı 6 dikdörtgenin alanıdır. 4'e bölecek olursak A eşittir. 18 bölü 4 9 bölü 2 çıkar. Peki B alanı nasıl bulacağız? B alanı e, yukarıdaki dikdörtgenin alanından yani 3 çarpı 6'dan çıkartarak çeyrek daireler Rin alanı, çeyreklerlerden bir tanesinin alanı pi re kare bölü 4'tür. Pi çarpı 3'ün karesi bölü 4. 2 ile çarpacak olursak sonuç 18 eksi 9 pi 2 tane 9 pi 18 pi bölü 4 yani 18 eksi 9 pi bölü 2 çıkar. Yukarıda da 9 bölü 2 vardı. Bu B alanımız. O zaman A artı B alanı 9 bölü 2 artı 18 eksi 9 pi bölü 2 çıkar. İşlemler yapılacak olursa cevabın 9 pi parantezinde 5 eksi olduğu görülür. Yani Edirne. 19 numarada soruda ABCD karesinin içerisine AB çaplı ve CB çaplı yarım çemberler çizilmiş. AB'nin 12 olduğu verilmiş. Taralı bölgenin alanı nedir diyor. benzer şekilde e, AD çaplı bir çember çizilecek olursak Bir tane de DCC çaplı bir çember. O zaman bu alanı A diyecek olsak bu alandan 4 tane daha olduğunu bunlar özdeş. Buraya da B diyecek olsak bu alandan da 4 tane daha olduğunu görürüz. Karenin alanı 12 çarpı 12 olduğuna göre 4 tane A artı 4 tane B eşittir. 12 çarpı 12 karenin alandır. O zaman bir tane A artı B 12 ile 4'ü sadece olursam 3 tane 12 eder Dolayısıyla cevap 36 santimetre kare olur. 20 numarası soruda çevresi 40 santimetre olan karenin içerisinde taramış bölgeler var. Burası burası ve burası. Bu alanların toplamı nedir diye soruyor. Her şeyden önce şekil simetrik olduğu için bu alana A diyecek olursak bu da A, bu da A, bu da A. Buraya da B diyelim. Ve bizim o zaman 2A artı B'lik alanı bulmamız gerekiyor. 2A artı B'lik alan zaten karenin dörtte biridir. Çevresi 40 olduğuna göre karenin bir kenarı 10 cm'dir. Alanı 10'un karesi olduğuna göre 10'un karesi bölü 4 25 cm kare bizden istenilen taralı alanlar toplamıdır. Cevap Bursa. 21 numara soruda O merkezli daireler verilmiş. S1 ve S2 taral alanları verilmiş. S1'in S2 oranı 8 bölü 3 verilmiş. O, B, B, diye eşit olduğuna göre C, o, D açısı nedir diyorsun? Alfa diyelim. Alfa'yı bulmaya çalışalım. Her şeyden önce çemberlerin benzerlik oranı her çapların oranıdır. Buradaki benzerlik oranı 1'e 2. 1 bölü 2'nin karesi ise alanların oranıdır. Yani 1'e 4. O zaman ben AOB daire dilimin alanı A diyecek olursam OCD 4A olacağına göre eski alanı 3A'dır. Eski alanı 3A ise S1 alanı 8A'dır. Şimdi yukarıdaki daire diliminde merkez açı alfa. 360 derecelik bir merkez açıya 9 alık alan gelirse alfa derecelik merkez açıya A alanı gelmiş. Buradan işler dışlar çarpımından A'yı 360 bölü 9'dan 40 derece buluruz. Cevap C. 22 numaralı soruda yukarıda verilen dairenin alan nedir diye soruluyor verilenlere göre. Şimdi her şeyden önce A'yı iç kuvvetten bulabiliriz. 12 çarpı 6 eşittir. AE çarpı 18. 18 ile 6 sadeleşir. 3 kalır. 12 ile 3 sadeleşir. AE buradan 4 cm çıkar. Şimdi merkez şurada bir yerde olsun. Merkezden kirişe indirilen dikme C'de bir kiriştir. Eşit iki parçaya ayrılır. 12, 6'da 18. 2'ye bölecek olursak 9. O zaman 9 olması için buraya 3 düşer. Burası da 9 olur. Aynı şekilde merkezden AB kirişliğinden dikme. Kirişi eşit iki parçaya alır. 18, 4 da 22. 2'ye verecek olsak 11 olacak. O zaman burası 7. Bu tarafta buraya K diyecek olsak 11 olur. Şimdi burada bir dikdörtgen oluştu. Burası 3 ise karşısı da 3'tür. Burası 11. Merkezde B'yi birleştirecek olursak, bu da yarıçapımızdır. Pisagor bağıntısından R kare, 3 kare artı 11 kare çıkar. R kare eşittir 9 artı 121'den 130 çıkar. Dairenin alanı pi çarpı R kare olacağına göre, R karemizde 130 olduğuna göre, o zaman cevap. 130 pi santimetre kare çıkacaktır. Yani Adana. 23 numarası orada. ABC eşkenar üçgenin içerisine dört tane T çizilmiş çember. Küçük çemberlerin alanları toplamı soruyor. O merkezi çemberin yarıçapı 6. Şimdi TD noktasına merkeze diktir onu biliyoruz. Yarıçap 6 ise ben bunu C ile birleştirdiğimde şuradan şuraya kadar olan kısım da 6. Şimdi bu CD, CO eşken üçgende açıortay olmak zorunda. TD noktasında merkeze diktir mesela buraya da R dersem. Aynı şey burada teğet değme noktasının merkezi Açı orta özelliğinden e, açı orta üzerinde alınan bir nokta açının kollarına eşit uzaklıktır. Bu bir açı ortaydır. O zaman bu bir 30-60-90 üçgendir. Burası 30. 30-60-90 üçgeni olduğuna göre 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2 R'dir. Yani buradan buraya kadar olan mesafe 2 R. Burası da R. Bu parça 2 R büyük üç, dik üçgende 30'un karşısı 6 ise OC'nin e, 30'un karşısı 6 ise OC'nin 12 olması lazım. 12 6 artı R artı 2 R'den 6 artı 3 R eşit olması gerekir. Bu durumda R 2 çıkar. Bir tanesinin alanı P çarpı 2'nin karesi. 3 tane var bunlardan. Bunların hepsinin alanlarının toplamı soruluyor. Dolayısıyla cevap 3 tane pi re kare yani 12 pi santimetre kare. Cevap C. 24 numaralı soruda C merkezli ADB yayıyla D merkezli ACB yayı kesişmiş. AB alt kök olduğuna göre taralı bölgelerin alanının toplamı. Yani bu bölgeyle ABD üçgenin alanının toplamı nedir diye soruyor. Şimdi CA uzunluğu R diyecek olsak yarıçap CB eşittir. CD de eşittir. Bakın D merkez olduğu zaman da DA DC DB eşittir. Buradan şu sonuç çıkıyor. Buradaki yarıçap uzunluklarının hepsi birbirine eşit. R, 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 R. R. O zaman yukarıda da eşken üçgen var, aşağıda da eşken üçgen var. Dolayısıyla her bir açı 60 derece. Peki 6 kök 3 AB ise 3 kök 3 burasıdır. 3 kök 3 de aşağısıdır. Peki bir başka bilgi. Bir kere burası 90 derecedir. 30, 60, 90 üçgen oluştu. 60'ın karşısı 3 kök ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı da 6'dır. Demek ki yarı çap 6'ymış. Ayrıca buradaki alanların 4 tane alanın hepsi birbirine eşittir. Ben bu alanı A diyecek olursam bu alanda A'dır. Bu alan A'dır. Bu alan A'dır. Buraya da B diyelim. Bizden istenen alan 2A artı B A, C D'de de 2A var bir eklediğim zaman şuradaki daire diliminin alanı çıkar. O zaman 2A artı B'lik alanı bulmak istiyorsam merkez açısı 60 derece olan yarı çapı 6 olan 6'nın karesi merkez açısı pi R kare bölü 360'dan istenen alanı bulabilirim. O zaman bizden istenen alan yani 2A artı B pi çarpı 36 bölü 6 çıkar. Yani 6 bir. Adana.